Kolay gelsin Samet. Nasıl gidiyor? Her zamanki gibi komiserim. Sabahtan akşama kadar ayaktayız. Bacakları varis topluyoruz işte. Eyvallah. Samet, şu taksiyi çevirsene. Tamam. Taksiyi ben hallederim, sen işine bak. Başla. Günaydın Leyla Hanım. Günaydın. Dünya ne kadar küçük değil mi? Bakın yine karşılaştık. Yine bir suçluyu takip etmek için taksimi elimden almayacaksınız değil mi Tolga Bey? Yo yo, rutin ehliyet ruhsat kontrolü. İyi, ben de bir daha rezil olmayacağım için sevindim o zaman. Buyurun ehliyet ve ruhsatı. Olmuyor ama. Hani beni affetmiştiniz, hani bu konuda anlaşmıştık? Hani bir daha karşıma çıkmayacağınız konusunda da anlaşmıştık Tolga Bey. İyi ama ben görevimi yapıyorum Leyla Hanım. Ama ne şüphe. Her şeyiniz tamam görünüyor. Nuri amca çok titizdir. Arabaların vergilerini zamanında öder, muayeneleri zamanında yaptırırız. Yalnız küçük bir ayrıntıyı atlamışsınız. Arabanın egzoz pulunun süresi dolmuş. Gözümüzden kaçmış demek ki. Maalesef size ceza yazmak zorundayım. Bu seferlik affetseniz. Mümkünatı yok. Buyurun. Benimle bir akşam yemeğine çıkar mısınız? Kendimi size affettirmem lazım. Çok yaratıcısınız Tolga Bey. Ama ben bu kadar ağır bir cezayı hak ettiğimi sanmıyorum. Buyurun. Samet gülme. Gülme. Ne kadar yazdı kızım? 53 lira amcacığım. Oo, çok yazmış. Amcacığım çok normal. Kavacık'tan Şili'ye geldik. Hadi siz 3 lira vermeyin, düz 50 lira olsun. Buyur kızım. Hayırlı işler. Sağ olun, size de iyi günler. Akasya durağını tercih ettiğiniz için teşekkürler. Abi ne olur bırakın beni. Çoluğum var, çocuğum var abi. Çoluğun çocuğun şimdi mi geldi aklına he? Bizim malı çoluk kendi hesabına satarken aklın neredeydi? Yürü! Abi ne olur bırakın. Ayağınızı duramam. Yürü! Abi. Abi ne olur bırakın. Allah Allah. Araba mı arızalandı acaba? Kimse yok mu? Abi kurbanın olun. Ne olur beni affet. Abi giderim buralardan. Bir daha beni görmezsin abi. Merak etme koşun. Seni bir daha zaten görmez. Koşun koşun koşun. Kızın altı gördük. Koşun yakalayın şunu. Günaydın arkadaşlar. Oo komiserim hoş geldin. Günaydın oğlum. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz komiserim. Ben durağın şair ruhlu yeni şoförü Arif. Arif'e gerekmez tarif. Memnun oldum Arif kardeş. Komiserim ben ha bu çiçeği alayım. Sen de geç ha böyle otur. Ben sana en güzel çay getireyim. Hadi bakalım. Gel komiserim gel. Leyla yok mu? Leyla taksiye çıktı. Birazdan gelir herhalde. Leyla. Leyla efendim kızım. Nuri amca ne olur yardım edin. Peşimde adamlar var. Öldürecekler beni. Dur telaş etme evladım. Kim o peşindeki adamlar senin bakayım? Şile tarafında bir cinayete tanık oldum. Adamlar peşime düştüler. Ateş ediyorlar. Tam olarak neredesin evladım sen? Ahmet taraflarındayım. Allah kahretsin. Ne oldu yavrum? Önümü kestiler Nuri amca. Yakalandım. Ne olur kurtarın beni. Sen merak etme kızım. Senin kılına bile zarar veremezler. Ne oluyor? Leyla ne oldu kızım? Nuri
baba, ne oldu? Ya orman yolunda bir cinayete tanık olmuş. Adamlar peşine düşmüşler. Şimdi telefonda konuşurken de yakaladılar. Taksinin plakasını verebilir misin? 34 Trabzon Yozgat Ceyhan 24. Tüm birimlerin dikkatine. Şile Orman Yolu'nda 34 Trabzon Yozgat Ceyhan 24 plakalı ticari araç gasp edilmiştir. Olay mahalline yakın bütün birimler olay yerine intikal etsin. MOBESE kameralarından taksinin takibini istiyorum, tamam. Anlaşıldı komiserim, tamam. Ben hemen olay yerine gidiyorum. Biz de geliyoruz! Yürüyün arkadaşlar! Yanda. Osman Aga elinden gelse bir kaşık suda boğacaktı o bayanayı. Hangi dağda kurdu öldü de izin verdi evlenmelerine? Hipnozcu Hanım sayesinde Şazimant Hanımcığım, yani Osman'ı öyle güzel bir kıvama getirdi ki Osman'ı melek gibi oldu, melek. Yani hiçbir şeye hayır demez. Eğer bir şeylere evet, evet der. Safiye, Osman abi hipnozluyken mi verdi dileği? Aynen öyle oldu Şükran ablacığım. Ya siz deli misiniz? Ya Osman abi düğün sırasında hipnozdan çıkarsa o zaman ne olacak? Ay hepinizi doğrar vallahi baltayla kıtır kıtır. Teddy günü bu akşam yapacağız. Aman ha, her bir kez de tembihledim. Sakın Osman'ın böyle hipnozdan çıkmasın diye böyle şakkıdı şukkıdı yapmak yok. Aman 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 aman. Aman aman. Hiç oynamadan düğün olur mu Safi? Biraz daha hızlı süremez misin be oğlum? Hay Allah, kızın yerini tespit edemedik daha ya. Merak etme Nuri Baba. Arkadaşlar MOBESE kameralarından tarıyorlar taksinin yerini. Mutlaka bulacağız Leyla'yı. Yani Leyla bana babasının emaneti. Kılına zarar verirlerse Allah göstermesin ben ne derim Ramazan abiye. Komiserim. 34 DYZ 24 plakalı ticari taksinin yerini tespit ettik. Oh Allah'ıma bin şükürler olsun. Neredeymiş taksi tamam? Leylektepe mevkiinde boş bir deponun önünde. Ben hemen olay yerine gidiyorum. Siz de yardımcı ekipleri gönderin, tamam. Derhal komiserim, tamam. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin hepimize. Hadi bakalım. Biraz hızlı sür oğlum şimdi. Tamam baba. Telefonda kimle konuşuyordun? Bizi ihbar mı ettin? Konuş! Duraktakiler her şeyi biliyor. Nerede olduğumu da biliyorlar. Polis çoktan peşinize düşmüştür bile. Bana bir şey olursa bitersiniz siz. Biz biteceğiz de sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Buradan çıkışınız yok, anlamıyor musunuz? Yakayı ele vereceksiniz. Leyla'nın arabası burada. Baba dalıyor muyuz? Girelim içeri. Siz bu müptezelleri bana bırakın. Ben hallederim bunu. Dur Arif kardeş dur. Adamlar silahlı. Siz ön kapıda dikkatlerini dağıtın. Ben arkadan gireceğim. Şşt, olmaz olmaz. Olur mu ya arkadan canım? Ön kapıya çalacağız. Affedersiniz bir mahalleniz yoksa girebilir miyiz diyeceğiz. Ondan sonra gireceğiz içeriye. Ya ağam şu hipnoz mudur, dipnoz mudur? Şundan çık. Saçmalıysan iyice ha. Ama arka kapıda da olmaz ki canım. Osman abi bak bir kelime daha edersen kütüğü kafana geçireceğim. Dur ya. Giriyoruz hadi. Hadi. Kimse var mı? Hiç istemezdim ama. Yazık olacak bu güzelliğe. Son duvar et! İyi günler kardeş! Leyla! Tolga! Tolga iyi misin? Tolga! Tolga iyi misin oğlum? Geldik. Tamam konuşmaya çalışalım. Kımıldama. İyi misin? Acıdı mı yavrum? Baba Tolga'nın durumu nasıl, iyi mi? İyi iyi. Biraz kan kaybediyor. Hemen hastaneye götürmemiz lazım çocuklar. Aman hadi bakalım güzel. Cankuş kaldıralım seni. Bir gayret oğlum. Doktor hanım hastamızın durumu nasıl? İyi mi? Korkacak bir şey yok. Şansımız varmış ki kurşun kemiğe gelmemiş. Oh çok şükür ya. Görebilir miyiz peki? Evet ama fazla yormayın sakın. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun oğlum. Geçmiş olsun komiserim. Teşekkür ederim. Nasılsın Tolga? Canın çok yanıyor mu? Canımın bundan daha fazla yandığı zamanlar da oldu Nuri Baba. Anlayacağınız bu ilk yaralanmam değil. İyi gördük seni iyi komiserim. Maşallah turp gibisin. Mers biz daha fazla yormayalım hastamızı. Tekrar geçmiş olsun oğlum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
Teşekkür ederim Tolga. Benim hayatımı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attın. Ben senin hayatın için kendi hayatımı hiçe sayıyorum. Sen benim bir akşam yemeği teklifimi bile kabul etmiyorsun. Peki söz. Sen iyileş, ayağa kalk, gideriz yemeğe. Hemşire hanım, kıyafetlerimi getirebilir misiniz? Hanımefendiyle yemeğe gideceğiz de. Pardon, anlamadım. Önemli değil hemşire hanım. Şımarma hemen. Yaralısın diye kabul ettik yemek teklifini. Ya ben böyle olacağını bilseydim çok daha önceden vurulurdum ha.